soğuk günlerde kendimizi böyle koşa koşa eve atarken, mantomuz üstüne kaşkolları sarıp berelerimizi takarken, aslında bir tarafta sokakta yaşamak zorunda olan ve karınları aç, diğer tarafta ayaklarına bir ayakkabıya ihtiyaç duyan çocuklar, yetişkinler, bizden kilometrelerce uzakta yardıma ihtiyacı olanlar. Üç değerli konuğum var. Çok 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 değerliler. Çünkü hem bireysel hem kurumsal çabalarıyla, hem yaşadıklarıyla, hem yaşamadıkları ama kurdukları empatilerle yardımı amaç edinmiş. Hayatlarının tam da merkezine koymuş üç değerli konu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne büyük şeref sizleri burada ağırlamak. Hoş bulduk, sağ olun. Hayata Sarıl Lokantası. Evet. Ayşe Hanım geldi, Hayata Sarıl Lokantası. Son iki yıldır çok sıkça duyduğumuz, sosyal medyada çok paylaştığımız, diğer taraftan Şevkat Der, Hayrettin Bulan bizlerle beraber ve Emel Hanım bizlerle beraber. O da bir iş kadını, hem kurumsal hem de bireysel çabalarıyla ailesini de işin içine katarak, yakınlarını, kurumunu, her şeyini işin içine katarak evlendiği eşiyle beraber tanıdığı Doğu'yu ve oradaki çocuklara yardımı amaç edinmiş. Hoş geldiniz tekrar. Nereden çıktı Hayata Sarıl Lokantası? Hayata Sarıl Lokantası nereden çıktı derseniz, ben size soruya soruyla cevap vereyim. Hiç aç kaldınız mı? Hiç sokakta yaşadınız mı? Hiç aylarca banyo yapmadığınız bir dönem oldu mu? Hiç yaşamadım. Evet, bunları yaşadığımız zaman, o zaman evsizliğin toplumda yok sayılan, ötekileşmiş insanların derdinden anlarsın. Anlarsınız demiyorum, bakın, anlarsın diyorum. Burada bireysele konuşuyorum. Her bireysel benim için gelecekte ya evin insanıdır ya da sokakta yaşayacağı bir yolun insanıdır. Ama onu yaşamamak için insanlara ne yapabiliriz veya o yaşayanlara, toplumda yok saydıklarımıza ne yapabiliriz dediğimizde, ben şöyle yola çıktım. Bundan iki sene, hatta 2014 yılında Çorba Şevkat Der'de evsizler evine başladığında 4 günlüktü. Ben 5. gün devre aldım. 2 seneye yakın bir süreçte sabahın 4'üne kadar hem yaptık hem dağıttık. O da yetmedi. Evsizler için ne yapabiliriz dedik. Misafirhanelerin açılması, yaşlı ve hasta olan, normalde huzur evinde kalacak insanların huzur evi yerine sokakta yaşadıklarını gördüğümüzde yanlışları görmeye biraz daha çok anladık. Yine ben bireysel kendim evsiz kaldığımda bir kadın olarak nerelere sığınırım dediğimde, evet, ben acillere sığındım. Bayat dediğiniz veya o anda ısırmış olduğunuz bir tostu, içemediğiniz, içine neler olan bir çayı içmeye başladığımda hayatın biraz daha farklılığını gördüm. Benim bir şeyim olsa dedim, hep bir şey yaparım, ama ne yaparım? 2007 yılında milletvekilliğine adaylığımızı koyduğumuzda ben şunu dedim, Hayrettin bu olayı bilir. Ben kazanmış olsam gider meclisin karşısında kadın sığınma evi açarım dedim. Çünkü yok sayılan kadınlardandım. Ama hani önemli olan benim oraya seçilmem değil de kamuoyunu oluşturmakta. Yani 96 yılından belli verdiğim bir hayat mücadelem var. Ona bakarsan ta 76'dan belli var. Onu da artık hepsini geçmiştim. Geleceğe bakıyorum dedim. Çünkü yürüdüğüm zaman adımlarımı biliyorum. Biri geçmişim, biri geleceğim oluyor. Ona bakarak yola çıktığımda, iş verdiğinizde çalışmadım mı? Aş verdiğinizde yemedim mi? Yaşam verdiğinizde yaşamadım mı? Şu el sallayan şu anda Ramazan abiydi. Bak, ben hiç görmeden el sallayanı biliyorum. Yani evet, biz sokakta yaşayanlara çorba yapıp dağıttığımda bu insanların var olduğunu topluma gösterdik aslında. Ama ne yapabiliriz de gelemediydik. Onu da lokanta açarak sosyal sorumluluk projesinde 2014 yılında çorbayla başladık. 2016 yılında altyapısını hazırladık o süreçlerde. Hı. 2017 Kasım'ın ikisinde, yok Şubat'ın 15'inde derneği, evet, derneğini kurduk. Hı-hı. Önce derneğimiz olması Hı-hı. lazımmış. Ondan sonra Mehmet Gürs'le reklam etmiş olmuyorum, Mehmet abi şefime. Büyük bir evet. Şefimizdir. Orada Ruhun Doysun projesine konuşmacı olarak gittiğimde, ben yaptım, şimdi sıra sizde dediğimde, benimle veya bir yolda var mısınız dediğimde, bana sponsor oldu. İlk yaşam suyumu onlar verdi ve o bağışla ben derneği kurdum. Şimdi buradan bunları yaşamamış ama bir iş kadını olan, kurumlarını yöneten bir kadın olarak doğudaki çocuklara hem eğitim hem başka imkanlar ve kadınlara yardımcı olan da bir Emel Hanım var. Evet. Peki siz ne zaman böyle bir bilinçle, böyle bir empatiyle bu yola çıktınız?
Şimdi aslında sizin de söylediğiniz gibi eşimle evlendikten sonra doğuyu tanıdım ben. Gaziantep'liyim ama Gaziantep'in hep daha çok batısını tanımışım. Doğuya gittikçe oradaki kadınların ve çocukların bu tür şeylere, bu tür desteklere olduklarını gördüm. Ve onlara her zaman el uzatmayı istedim. Daha çok çocukların eğitim anlamında batıdaki çocuklara oranla daha az eğitim aldığını, örneğin biz ilk yardım eğitimidir, diş eğitimidir, farklı konularda eğitilmesi gerektiğine inandım. Ve bu yaptığımız 15-16 yıldır yaptığımız çalışmalara son 3-4 yıldır da bu eğitim desteğini ekledik. Bunu nasıl yaptık? Bu eğitim desteğini benim çevremdeki arkadaşlarım, ailem, birçok eğitimli insanlar, biz de seninle gelelim Emel'cim, ne katkıda bulunabiliriz dediler. Doktor arkadaşlarım geldi benimle birlikte, çocuklara ilk yardım eğitimi verdiler. Sonra diş hekimi arkadaşlarım geldiler, onlara bir dişin çocukken aslında nasıl bakılması gerektiğini onlara oyunlarla anlatarak çok güzel eğitimler verdiler. Bunun dışında kadınlara verdiğimiz eğitimler var. Tabii bu eğitimler bir yumak halinde büyümeye başladı. Bir çok büyük bir proje haline geldi. Bundan çok mutluyuz biz. Sonuç olarak bizim ülkemizi kalkındırmak ve eğitmek bizlerin ellerinde. Ben şuna inanıyorum. Biz her şeyi devletten beklememeliyiz. Veya biz hani bir yolumuzu, bir sokağımızı temizlemek için belediyeden yardım beklememeliyiz. Hani her şeyi kendimiz de birazcık el atmalıyız diye düşünen bir insanım. Ve bu mantıkla yola çıkmış bir insanım. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Ayşe Hanım hikayesini dinledim. Çok da güzel ve ben kutluyorum. Ayşe Hanım'la da gurur duydum. Lokantasına da gidip çorbasını içeceğiz inşallah. Yemeğimizi yiyin. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Desteklerinizi de bekliyoruz hep birlikte. Sağ olun. Peki Hayrettin Bulan, ben kendisini tanıyorum. Çorbada tuzun olsun şefkat der. Onlarla beraber çorba dağıtmışlığım da var. Hikayesini de biliyorum ama çocukluğunda böyle otobüsün içinde ya da yürürken evlere bakarmış ve şey dermiş. O beni çok etkilemişti. Şu eve, şu ışık yanan eve şöyle bir ev sizi yerleştirebilirim. Şuraya da şunu yerleştirebilirim. Böyle bir çocukluk, böyle bir ruhla dünyaya geliyor. Sonrasında da aslında bu hikaye ortaya çıkıyor ama çok kısaca alalım, oradan da reklama gidelim. Detaylar evet, sonra. Öncelikle Aslan çok teşekkürler. Gerçekten siz güzel, özel bir insansınız. Her zaman ne söylerim, demek? Hissederiz. Yani söylememiz de önemli değil. Böyle bir fırsatı da vermeniz, bu yoğun programlar içerisinde bu konuları da unutmamanız, zaten içindesiniz de böyle dile getirmenizden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Yani işte küçükken siyah beyaz televizyonlarda bir kadın profili vardır işte. Kocası ölmüştür, iftira uğramıştır, elinde bir valiz. Çocukları vardır, işte annesinin babasının evine gitmeye çalışır. Baba der ki götür çocukları ver. İşte kadıncağız korka korka bir yerlere gider, intiharı düşünür. İşte bir yerlerde istismar edilmeye çalışılır. Ne bileyim, biri işte kötü yola düşürülür, ilaç katılır. Yetimhane filmleri vardır. İşte evet. Anne baba vefat etmiştir, parçalanmış ailenin şeyidir. Tabii çocukken bunları biz çokça televizyonlarda gördük. Mahallemizde de bazı böyle aileler de görüyorduk tabii ki yani. Bu tabii çocukluğumuzun o psikolojik şeyini çok etkiliyor aslında. O zaman da insan çocukken kafaya takıyor işte, bu kadın neden böyle, bir evi olsa, bir imkanı olsa, başında kötü bir insan olmasa, işte zarar veren biri olmasa ya da zarar veren birine karşı bunu korunabilse gibi, işte bir çocuk himaye edilse, anne babası vefat etmiş olsa bile ne bileyim işte hani o zamanki standartlarda çok bilinmiyordu ama koruyucu aile, evlatlık gibi şeyler. Bu programa sizden davet geldiğinde şunu söyleyeyim size gerçekten. Belki ben Şefkatleri 1995'te kurulmuştu. Hayatımın en yoğun dönemlerinden birini yaşıyorum. Bir tanesini büyük depremde yaşadım. Günlerce yani çok üzücü durumlar yaşadık. Evet. O insanlarımızla ilgili acılar, halen yaralıların olması, sıkıntılar. Bir de son dönemde, yoğun bir dönemde arkadaşınız, asistanınız aradığında ki evimde benim şu an 16 tane kedi yavrum var. 3 tane köpek canım var ve 2 tanesi hasta ve sokak beslemesi yapıyorum. Yani biz böyle evsizler, kadına şiddet, kadın cinsel istismar çalışmaların yanında kendim uzun zamandır sokak beslemesi yapıyordum ama bir senedir evimde sahiplenmeye çalıştım. Sokak ve dedim ki ben bu aslanımın programına muhakkak katılayım. Yani işte hastam var falan deyip hani özür dilemeyelim, ertelemeyelim, katılayım. Çünkü belki
yaşadığım duygulardan bir cümle belki birine gider de bir sokaktaki hem insanına sahip çıkar, bir evsizi anlamaya çalışır, kadına şiddete karşı bir şiddet olayından vazgeçer, belli bir yetkililer belli yasal bir düzenleme yapar. Bir taraftan da en çok ne istiyorum biliyor musunuz? Şu an sokakta bile beslediğimiz hayvancağızların, canların, bu kedilerin, köpeklerin teker teker hastalanıyorlar mesela. Arabaların altlarında kalıyor, ölüyorlar. Ve diyorum ki hiç hayatında sahiplenmeyen biri bir tane sahiplense mesela. Mesela ben geçen sene ilk sahiplendim. Eşim ve baldızım sokakta bir kedi görmüş. Kedi diyorum şu an insanların aşağı değil bunlar yani. Hani bir dışarıda beslemek var. Bir de onu evladın gibi almak var biliyor musunuz? Ve ben onu aldı evimize geldi. Ben ilk şunu söyledim. Ya dedim ki bunun annesi vardır yazık bu kedi yavru nereden getirdiniz sahibi vardır. Dediler ki dışarıda böyle korkmuş üşümüştü aldık getirdik. Ve ondan sonra duygusal bir bağ oluştu mesela böyle anlatabiliyor muyum? Ve onların o bakışları o şeyleri ve hiçbirinin huyu birbirine benzemiyor. Hepsi farklı bir can insandan kalmıyor. Ya dedim ki birinin aklına bir kedi sahiplendirsek mesela. Ya şimdi arabaların arasında vızır vızır ölüyorlar. Bunu da söyleyelim. Bir köpek can. Yani en azından bunu söyleyeyim. Bu yeter dedim bana yani. Bunu yani, söyleyeyim. Programın sonra da gideyim. Tabii ki yetmez. Reklamlardan aynı, sonra yani, konuşacağız. Evet. Tabii ki yetmez. O kadar insanı evsizi barındırmış. Çorbalar, yemekler pişirmiş. Karınlarını doyurmuş. Giydirmiş, okutmuş insanlar buradayken tabii ki yetmez. Canlı sadece insan değil. Çiçeğinden, ağacından, kedisine, köpeğine bütün canlılar bizim kadar yaşama hakkına sahipler reklamlardan sonra. Ben birazcık sevgiyle beslenen bir insanım ve sevginin de her şeyi çözeceğine inanıyorum. Uzun yıllar boyunca yaşadığınız sevgisizlikler sizsiniz. Başkaları için hayatını ortaya koyan bir kadına dönüştürdü sizi. Keşke Şer'i yaşamasaydık ama bunları gene yapsaydık derim. Hani şeydir kadın hiç evinin çoluğun çocuğun rızkını kumarda orada burada yer mi? Lükste israf yer mi? Evet. Ama erkek ne yapıyor? Para vermeyin evsizlere. Onları o parayla gidip bir restorana sokmuyorlar. Onlara battaniye verin, onlara palto verin, giysi verin, onlara yemek verin. Emel Hanım sizi iten ne oldu? Yani bu empati duygusunu geliştiren kalbinizdeki hangi köşe? Ne kımıldadı? Şimdi şöyle insan belli bir süreden sonra ne yapıyorsunuz? Öğrencisiniz, okuyorsunuz, okulunuz bitiyor. Sonra meslek sahibi oluyorsunuz. Meslek sahibi olduktan sonra evleniyorsunuz. Bir takım şeyleri aslında elde ettikten sonra birazcık ben çevreme bakmaya başladım galiba. Özellikle de anne olduktan sonra çocukları anlamaya başladım. Hani çocuğumun açlığı, çocuğumun üşümesi, başka çocukların da bunları hissedebilme ihtimalleri oldu belki de bu duyguları bende uyandırdı. Hep paylaşımlarım ve girişimlerim bu yönde oldu. Ve çevremdeki arkadaşlara hep şunu söyledim. Lütfen biz de kendimiz hepimiz meslek sahibi insanlarız. İşimiz yoğun, zamanımız yok demeyelim. Biz de o insanlara zaman ayıralım. Sonuç olarak bana hep şunu söylüyorlar. Emel'cim sen çok yoğun çalışan bir insansın. Ofisin var, işte işletmelerin var, iki tane çocuğun var her şeyden önce. Ve ben birçok sivil toplum kuruluşlarında yer alıyorum. Mesela Ankara'da Kayister diye bizim Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği diye büyük bir STK'mız var. Ve ciddi anlamda iş kadını hepsi bu kadınların. O kadınların da bizlere destekleri oluyor ve bu kadınlarla birlikte biz çok güzel şeyler yapıyoruz. Yani şunu demiyoruz, biz işimiz gücümüz var oturup kalalım demiyoruz. Bu çocuklara dokunalım, bu kadınlara dokunalım diyoruz. Küçücük bir dokunuş kadınların veya çocukların hayatlarına dokunuş onların ilerideki hayatlarını çok farklı değiştirebiliyor. Ben mesela yaşadığım küçücük bir olayı anlatmak lütfen istiyorum. 10 yıl önce falan Diyarbakır'da ihtiyacı olan bir kadına destek vermiştik. Çocuğunu okuttu. Okuması sürecini tabii ki beraber yaşadık onunla. Ben 2 yıl önce Ankara'da bir rahatsızlandım. Acile bir doktora gittim. Eşim falan da yoktu yanımda. Bir baktım acile bana müdahale ederken birisi geldi. Emel Hanım, Emel Hanım diye. Ya o kadar duygulandım ki yıllar önce bizim destek verdiğimiz o kadının kızı doktor olmuş ve Ankara'da ve Emel Hanım sesinizden tanıdım sizi dedi. Tabii o hazzı anlatmak mümkün değil. Yani ben bu hazlarla besleniyorum. Ben birazcık sevgiyle beslenen bir insanım.
Çocukları çok seviyorum, kadınları, insanları çok seviyorum, toplumu çok seviyorum ve sevginin de her şeyi çözeceğine inanıyorum. Yani ne yaşamış olursak olalım, seversek hep olumlu oluyor sonucu diye düşünüyorum. Herhalde benim de bu duygularım sevgiyi çok yoğun yaşadığım için, sevgi dolu bir ailede büyüdüğüm için hani bunu artık taşıp dökülüyor ve bunu çevremle paylaşmak istiyorum. Sanırım bu duygulardan kaynaklandı bu çabalarım. Ayşe Hanım, sizin belki de o bütün uzun yıllar boyunca yaşadığınız sevgisizlikler silsilesi arka arkaya gelerek bugün başkaları için hayatını ortaya koyan bir kadına dönüştürdü sizi. Bazen çok özür diliyorum. Bazen hani şer bir hayra yol açıyor. Başkaları için umut haline geldiniz ya bugün. Başkalarının karnını doyuran, onları barındıran biri. Belki de bütün o yaşadıklarınız bu hediyeyi getiriyor hayatta. Şimdi insanlarda hani şerin karşılığında bu mu olması lazım? Keşke şeri yaşamasaydık ama bunları gene yapsaydık derim. Keşke. Evet. Ama keşkelerle de yaşanmıyor. Türkiye'de hayatsız kadın dediğimiz bir yığın insan var. Onlar da o kapıdan çıkıp da bir şey yaşamak isterken o kapı halen kapalı. Az önce ben hani espri mahiyetinde dedim ya, ben oralı değilim buralıyım hesabına değil. Önemli olan şurada yüreğin, kalbin temizliği olması. Ne olursan ol insan ol diye ben hep yürümüşümdür. Evet, ben geçmişte çok sıkıntı yaşadım. Şu anda ise kaymağını mı yiyorum? Yok ya, ben kaymak yemiyorum. Ben hala mutfağa girip bulaşık yıkıyorum. Ben akşam koşa koşa ameliyatlı ayağımla belli bir yere gittim. Evsiz bir arkadaşımın mutfak eğitimini alması için yeni tanıştığım bir şefe, yani resmen yalvardık mı? Evet, yalvardık. Kendim için mi? Hayır. Sokakta aldığım yok sayılan bir personelim için, bir an önce bendeki sentifikayı dükkanın içerisinde gördüğü için, mutfak sentifikamı gördüğü için o da aynısını istiyor. Çünkü ben onlara işe seçerken size yapacaklarım bunlardır. Bunlardan sonrasını siz 6 ay süreç benim Hayata Sarıl lokantasında çalışmasında. Çünkü oranın bir eğitim var, mutfak eğitim var, hijyen eğitim var, bütçe eğitim var, psikolojik destek var ve yaşam koçluğu verdiğimiz, hani siz yaşam koçu dediğiniz bu eğitimlerde ekstra bir destek olarak geçiyor. Ama benim en çok önem verdiğim şu, birincisi bütçe eğitimi. İkincisi mutfak eğitimi. Üçüncüsü de kendi vicdanı eğitimi. Eğer almak istiyorsa onu bende seve seve alıyor. Şu anda dediğim gibi bende çalışan beşinci personel. Çalışıyorlar. Hem iş imkanı sağlamak. İş, aş, yaşam dedik. Aş. Ama biz sadece lokantayla kalmıyoruz. Önümüzdeki bir süreç var. Benim projem üç projeden ibaret. Ben kendi özgeçmişimle çektiğim, evsiz kaldığım dönemde çektiğim sıkıntıların hepsi aslında. Evet, şu anda benim SSK'm var. Şöyle diyeyim. 2016'da biz bu lokantanın altyapısını yaparken 2017'de dükkanı açtık. Kasım'ın ikisinde. Ama Kasım'ın ikisine kadar ben şöyle küçük bir yer, 6 masalık, totalde sıkışa sıkışa oturulan bir yerde 26 kişi oturabiliyor. Burada her şeyi yapıyorum. Gündüz gelen misafirlerimize ücretli yemek veriyoruz. Arkadaşlarımızla oturup sohbet ediyoruz. Evsizler sıkıntılara oluyor. Kıyafet istekleri oluyor. Bilmem ne istekleri oluyor. Ama bunlara ana hantal dediğim de bu. Onlardan ziyade ben Cemil'i işe almam. Cemil bende çalıştıktan sonraki sürecinde başka bir yere göndermem ve bir sene boyunca bunu takip etmem. İş, aş, yaşam dediğimiz o yani. Ben şöyle sigortalı olmamın sebebi ne? Evet. Hayata Sarıl lokantası. Evet. Hayata Sarıl lokantası. İş, aş, yaşamı. Cemil'in benim ilk sigortam genel eviydi. Açık açık bunu söylerim. İster montajla, ister montajlama. Hiç umurumda değil. Onun üzerine 22 sene sonra ilk çalıştığım sigortalı yerim neresi biliyor musunuz? Hayata Sarıl lokantası. Yine ben 17 yıldır beri İstanbul'dayım. 2002'den beri İstanbul'dayım. Hayrettin bilir. 2002'den beri ve hep çalışmaya mücadele eden bir kadınım, bir insanım. Ama hiçbir yerde sigortalı çalışmadım. İlk çalıştığım Kasım'ın ikisi, Kasım'ın biri 2017'de sigortalı işim benim şu anda Hayata Sarıl'da devam ediyor. İlk eli size Hayrettin Bey mi uzattı? Evet, 96 yılında bir Reha Muhtar, Show TV denildiğinde aklıma Reha abi gelir. Genel evine çıktığımda. Ben şunu söylemiştim. Ben bir dilim ekmekle bir yastık için genel evine dönmeyeceğim dedim.
Binlerce telefon geldi, ben çok iyi biliyorum. Çünkü o dönem o yayındaydım, ateş hattındaydım. Beni arayan bir insan oldu. Hatta oteli aradı Hayrettin. Benim bir Ayşe ablam var, ikinci Ayşe ablam olur musun dedi. Siz o esnada gördünüz ve... Telefonla işte dinlemiştik. Rüya Muhtar'ın programa çıktı iki gün. Ana haberin hemen arkasında çok ateş attıydı yani. Programına çıkmıştı. Ayşe abla tabii çok... hepimizi çok üzen şeyler anlattı. Yani hepimizin aslında devlet millet ortak aybimiz aslında. Çünkü hiçbir çocuk büyüyünce bir takım hani adına batakhane dediğimiz genele veya vesaire bir yerde çalışmak istemez. Yani herkes doktor, öğretmen, hemşire olmak ister. Beyaz gelinlik giymek ister. Sevdiğiyle evlenmek ister. Yani öyle bir hedef yok ama hayattaki sistemdeki bozukluklar, bazı çarpıklıklar, bazı zorlamalar, bazı psikolojik, sosyal sorunlar maalesef böyle bir şey itiyor insanları. Ayşe ablanın Türkiye'de çok ses getirdi. O gün belki iki günde belki yüzlerce evlenme teklifi almıştı. Hani bizim insanlarımız biraz böyle etkilenir. Hemen filmlerde de olur ya evlenelim bilmem ne yapalım diye. Ve bunların bazı duygular da geçici oluyor. O gün tabii biz ne verdik? Bir barınma, karnı doyuracağı bir yer. Ve geldiği günden itibaren Ayşe abla 1996-97 o dönemlerde. Mesela bizim derneğin kadın sığınakları... Aynı öğrenci zamanda bir darül acize gibiydi, bir huzur evi gibiydi, bir bakım evi gibi. O zaman özel bakım evleri de yok. Yaşlıların altını temizlerdi biliyor musunuz aslında? Vay bakın be. Yaşlıların altına bez bağlardı. Hatta vay rahmetli teyzeyi sırtında doktorlara götürüp getirirdi. Temizlik yapardı, bulaşık yıkardı. Ve Ayşe abla ben şimdi biraz önce tabii ben acizane benim büyüğümdür, ablamdır. Fakat ben de şöyle bir hoşuma gidiyor. Ayşe abla çok saftı yani. Hani bir çocuk saflığında... O hayat onun çocuk saflığını hiç bozmamış. Kandırılmaya müsait. O çocuk şeyliğinde şey vardı hep böyle bir. Ve Ayşe abla hayat çok güçlendirdi. Onu görüyorum yani. Yaşadığı zorluklar bazen insanları güçlendirir. Yani çok güçsüz gibi görürken insanlar işte yaşadığı sıkıntılarla öyle güçlü olur ki kimseden çekinmezler. Ve Ayşe abla bugün sadece Türkiye'de değil gerçekten aslanım. Gerek milletvekilliği, bağımsız adaylığı dünyada ses getirdi. Evet. Dünyada belki birçok şey özel habere geldiler. Amacımız da dünyadaki bu cinsel istismarı, çocuk istismarını gündeme getirmekti. Hı hı. İşte vesikaların iptali, tazminat ödenmesi, bunların dışlanmaması her şeyden önce. Şimdi toplum olarak aileye sert çıkmıyoruz, çocuklara sert çıkmıyoruz. Hani bir söz vardır, suça itilen çocuklar. Değil mi? Hani yine bir güzel söz vardır, sokak çocuğu diye bir şey yoktu. Sokağa terk edilen çocuk vardır. Kadınlar da böyledir. Şimdi biz böyle görüyoruz. İşte bugünün sosyal medyasında da işte çeşitli internet sitelerinde, çeşitli haberlerde işte şöyle böyle fuhuş. Tamam da isteyerek mi yapıyor? Hayatından en memnun gibi gözüken insana bile sorsanız hayatı dramdır yani. Dramlarla doludur. Evet, bu arada bunu... Emel Hanım tabii kadınlarla da ilgili çalışmalar yapıyor. Özellikle de hani biz daha evet şimdi ona geleceğim. Hayrettin Bey'in çocukluğu ve yaptığı işlere baktığımızda bu bölge çerçevesinde gerçi yayılıyor ama mesela sizin doğudaki kadınları düşündüğümüz zaman yani orada yaşadıkları dramlar. Şimdi aslında doğudaki kadınlar denilince hep sanki güçsüz kadınlar gibi algılanıyor ama kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum. Doğu batısı yani, yok. Yani evet doğusu batısı yok bunun. Biz hepimiz Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Hep ben kendini Emel Hanım siz kendinizi nasıl tanıtırsınız deyince Anadolu topraklarında büyümüş sevgi dolu bir cumhuriyet kadınıyım derim. Çünkü bizim Anadolu'muzun her tarafında da güçlüsü de var güçsüzü de var. Bu güç de aslında şundan kaynaklanıyor. O kadının imkanlarından, ailesinden aldığı eğitimden aslında kaynak. Ben biraz aile konusunda sanırım şanslıyım. Hem kendi ailem konusunda mutlu bir ailede büyüdüm çünkü. İkincisi eşimin ailesi. Çok değerli insanlar. Çok güzel sahiplenip yaptığım işlere ve bana destek veren bir aile. Bunlar çok çok ciddi etkenler. Hele hele doğuda dediğim gibi. Çünkü hep doğuda diyorlar ya kadına şu baskı var. Hayır, bu yalnızca doğuda değil. Batıda da bu böyle. Baskı baskıdır. Ben o konuda şanslıyım. Yani hem aile olarak hem eşimin ailesi olarak hem de kendi eşim olarak birazcık şanslıyım galiba. Tabii bu şansın yanında mücadele de gerektiriyor. Ben tüm kadınlara şunu söylemek istiyorum. Mücadeleyi elden bırakmamak gerekiyor. Pes etmemek gerekiyor. Bir şekilde yani eğer bir şey olmuyorsa sizin iletişim kanalınızı değiştirmeniz gerekiyor. Konuşmanızı değiştirmeniz gerekiyor. Davranışınızı değiştirmeniz gerekiyor ki doğru yola
doğru gidebilirsiniz, doğru yolu bulabilirsiniz. Ben ona inanıyorum çünkü hele hele kadınların tatlı diliyle yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Bence kadınlarımızın hepsi çok güçlüdür. Yani ben kadınları güçsüzdür diye tanımlamayı çok doğru bulmuyorum. Bizim kadınlarımızın hepsi çok güçlüdür. Ayşe Hanım çok ciddi Ayşe bir örnektir. Ayşe Hanım burada şey yani bayağı evet, güç abisi bir örnek. Şöyle bir şey var aslında. Çok saygıyla önünde eğiliyoruz. Emel Hanım anlatırken bir şey aklıma geldi. Şimdi kadın günümüz şartlarında uzun zamandır böyle yani kendi haline bırakılmıyor. Yani örnek söylüyorum. Kesinlikle. Kadın çalışıyor, çocuklarına bakıyor, kirasını da öder, her şey yapar, temizlik yapar. Fakat başında psikopat, vicdansız, ahlaksız, zulmeden bir insan olduğu zaman onun hayatına kasteden, çocuklarına eziyet yapan olduğu zaman, ona engel çıkaran olduğu zaman hani şeydir, kadın hiç evinin çoluğun çocuğun rızkını kumarda orada burada yer mi? Lükste israf yer mi? Evet. Ama erkek ne yapıyor? Yardım parası bile olsa alıp çoluğun çocuğunun şeyini veya karısından aldığı, çalışarak aldığı parayı bile karısının işte işgillerde orada burada harcayabiliyor. Yani ama kadını şimdi ben bir şey rahat bırakılmıyor. Doğuda yani var mı bu şeyler, örnek çok? Hayır, her yerde var. Yani kadının insan, eline bırakılmıyor bazı şeyler. Şimdi yani, ben çok işte doğru öldürülüyor mesela. Kadın yaralanıyor. Şimdi tamam ama kadının gücü bir yerde yetmiyor. Devletin devreye girmesi lazım. İşte yasaların devreye girmesi gerekiyor. Kadının kendi haline bıraksak zaten hiçbir şeye muhtaç değil. Annelik şimdi, kadar, kadınlık kadar sadece biyolojik annelikten bahsetmiyorum. Yani kadın gerçekten çok güçlüdür. Ben hep bunu hep söylüyorum. Fiziksel yönden de güçlüdür. Dayanma gücü bakımından da güçlüdür. Bu bir gerçektir. Şimdi ama ben şunu orada söylemek mesela istiyorum. Ben eşten şey, kaynaklı kesinlikle zorbalık şimdi var mı? Her yerde var yani. Bence zorbalık kadın erkek diye de ayırmayı ben çok doğru bulmuyorum. Ben öyle kadınlar tanıyorum ki sizin bahsettiğiniz erkeklere taş çıkartan kadınlar da yani tanıyorum. İstisna ama olabilir yani. Şu var bakın hani sonuç olarak başta eğitim. Yani ailede alınan eğitimle. Şimdi ben götürdüğüm eğitimleri genelde doğudaki çocuklara götürdüğüm eğitimleri ilkokul seviyesindeki çocuklara götürüyorum. Bana diyorlar ki Emel Hanım neden öncelikli ilkokul? Yani 8. sınıfa kadar. Çünkü ne alırsa çocuk temelde alıyor. Yani yarın öbür gün 8. sınıftan sonra zaten çocukların siyasi görüşleri, farklı durumları hepsi oturuyor. Onun için çocuklara o ilkokuldayken o eğitimi verirseniz zaten o şeylere, zararlı konuları, bir takım şeyleri engellemek durumunda kalıyorsunuz. Ama bence aileden alınan eğitim çok önemli. Kadın olsun erkek olsun, tamam diyorsunuz ya kadına şiddet uyguluyor. İnanın evde kocasına şiddet uygulayan kadınlar ama da var. Ama Hayrettin Bey galiba erkek sığınmayı da açtı değil evet, mi? Evet. Şimdi sizin bahsettiğiniz çok istisna. Her gün 2-3 tane kadın öldürülüyor. Yani Türkiye'deki şu anda nüfusumuzun resmi istatistiklerde kadına şiddet günlük %40. Psikolojiyi saymıyoruz bile. Psikolojik şiddet %90'larda. %40 her gün şiddet görüyor. Bu ne demek oluyor? Diyelim ki 10 milyon aile var diyelim yani. 10 milyon ailenin 4 milyon ailesi her gün çoluk çocuk korkuyor yani. Şiddet görüyor. Yani şimdi kadınların yaptığı bazı şeyler istisna konumunda geliyor. Ama tabii şöyle yapmamız lazım. Ya kim olursa olsun haksızlık yapmamalı, kötü davranmamalı. Öldürülen kadınlara da, öldürülen erkeklere de, insanlara da şey yapılmalı. Ana kadına şiddet konusunda şimdi siz görmediğiniz için, ailede görmemişsiniz. Şiddet olayı yaşamamışsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani yaşamamışsınız. Yani. Kötülüğü görmüyor. Bir enste tacize uğramamışsınız. Şimdi bugün %1 bile enstes taciz varsa, şimdi enstes tacize uğrayan bir çocuğun ileride sen okulda ne vermeye verirsen ver, onu psikolojikman, onu iyileştirme kolay bir şey değil. Şimdi, üç güne bir, her gün şiddet gören bir kadını çocukların yanında döven ve ailesinin yanına gittiği zaman da işte yüzüm düştüm bilmem ne deyip korkan, çekinen, bari çocukların yanında bunu yapma diyen, kolu komşusunun sesini duymasın diye kabile kitlenen, yani bu farklı bir şey. Siz onu yaşamadığınız için o çok şey gelmiyor. Şimdi yaşamak gerekmiyor tabii ki yardımcı evet, olmak için. Yaşamadan Türkiye'de da gerçeği de öyle değil. Tamam. Yaşamadan da bir anlayış geliştirilebilir. Şimdi ben kesinlikle burada şeyi merak ediyorum. Size nasıl ulaşsınlar? Bu da çok önemli. Şimdi mesela yardım etmek isteyenler ya da yardım almak isteyenler o bölgelerde. Şimdi size nasıl ulaşacaklar? Şimdi biz 3 yıldır bu yoğun destekleri eğitim desteğiyle birlikte veriyoruz dedik ya. Biz bu yardımları da şöyle yapıyoruz aslında. Hani bazen sorun yapabiliyorlar çocuklarımız. İşte gelip onları almak. Biz eğitimlerimizi veriyoruz. Eğitimlerimizi verdikten sonra
o çocuklara diyoruz ki bakın siz bu eğitimi tamamladınız, bunlar da sizin ödülleriniz. Ben hatta o yardımların dışında benim arkamda güçlü bir kadrom var. Benim işte otellerimde, ofislerimde çalışan elemanlarım onlara çok güzel hediyelikler hazırlıyor. Biz onlara madalyalar takıyoruz. Böyle güzel büyük bir şey oldu, aile oldu. Şimdi bize nasıl ulaşabilirler? Biz EUA Sosyal diye bir Instagram sayfası açtık ve mail adresi açtık. Bir daha tekrar edelim. EUA Sosyal. Bunu gerekirse ben paylaşırım da daha sonra. Şimdi burada ne oluyor? Buraya mailler geliyor. Bir de yardım etmek isteyen o kadar çok insan var ki mailler geliyor. Diyor ki Emel'cim ben işte benim personellerimden bir tanesi. Ya Emel Hanım bu gittiğinizde lütfen ben 5 tane çocuğu ben giydirmek istiyorum diyor. Anlatabiliyor muyum? Biz onları not ediyoruz. Bunlar için ayrı bir ekip yok bu arada. Hani benim otelimdeki müdürüm yapıyor, işte ofisimdeki sekreterim yapıyor. Çok da güzel bir sistem oturttuk biz. Bana Mardin'den bir okul diyor ki bizim işte futbol takımımız var, formaya ihtiyacımız var diyor. Mail atıyor. Yardım etmek isteyen arkadaşlarımızdan, arkadaşlarımızla bunları biz bir araya getiriyoruz telefonla, işte görüştürerek bir şekilde. Bizim geri çekildiğimiz durumlar da oluyor, onlara destek verdiğimiz durumlar da oluyor. Bu şekilde bir köprü olduk ve bu köprü bizi çok mutlu ediyor. Desteklerini de bekliyoruz aslında. Tüm herkese de buradan sesleniyorum. Hiç zor değil. Zaman ayıramıyorum demek, ben onu kabul etmiyorum. Ben 2 tane çocuğum var. Gerçek anlamda çok yoğun çalışıyorum. Mimarım. Kendi işimi çok kendimce başarılı olduğumu düşünüyorum. Turizmciyim, işletmeciyim. Bu kadar yoğunlukta ben yapabiliyorsam, tabii ki benim arkamda güçlü bir ekibim var, ailem var. Her şeyden önce eşim ve çocuklarım bu konuda bana çok destek veriyorlar. Benimle birlikte seyahate geliyor bazen çocuklarım. Onlara da çok faydası oluyor. Oğlum mesela en son gittiğimiz seyahatlerden döndükten sonra kendi tasarrufunu kendi yapmaya başladı. Ve gittiğimiz okullarda diyor ki anneciğim ben de şu kadar bütçe ayırabilir miyim diyor. Ya bunlar hem ben kendi çocuğumu eğitiyorum, hem kendi çevremi eğitiyorum, hem de oradaki çocuklara ve kadınlara dokunabiliyorum. Bir de söylemek istediğim şu var. Mesela benimle birlikte hiç oralara gitmemiş, görmemiş eğitmen arkadaşlarımla birlikte dönüş yolunda çok güzel sohbetlerim oluyor. O kadar güzel geri dönüşler alıyorum belki ki. Belki yakından da tanıma fırsatı oluyor. Kesinlikle. Gitmek. Ve mesela Mardin'i, Cizre'yi, Dargeçit'i, Suriye'nin sıfır sınırına hiç gitmemiş arkadaşlarım var. Biz onları götürüyoruz orada. Hem bu eğitimlerimizi yapıyoruz, hem onları ağırlıyoruz. Ama geri dönüşlerinde de diyorlar ki Emel'cim yani biz rüya gibi geçti. Çok güzel, bizi yine götürür müsün diyorlar. Geleni herkese kapımız açık. İşte görmek zaman. Belki duymak ve hissetmek kesinlikle gerekiyor burada. Evet. Sizi nasıl bulacaklar? Hayata Sarı Lokantası Beyoğlu'nda. Beyoğlu'nda Kurabiye Sokak No 3'te hemen İstiklal girişinde. Bizim oraya gündüzleri herkes sabah saat 11'den akşam 18'e kadar herkes müşteri olarak gelip yemek yiyebilir, çay içebilir, doğum günü yapabilir, her şekilde şeydir. Ama akşam saat 18.30'dan sonra bana desen ki ben bugün sana şu kadar rakam vereceğim, oturayım saat 7.30'a kadar. Pardon, dükkan kapalı senin için. Çünkü, öyle bir para evet. Yani ben hayır, örnek veriyorum. Çünkü o esnada benim akşam saat 20'de evsizlerden oluşan bir ekibim saati onlara yemek pişirmem lazım. Çünkü ocakları rastgele her gelen müşteri gene baş tacıdır ama evsizler evinde kalan değil de evsizler sokakta yaşayanlara yemek yapmam lazım. Ortalama karavana yemeğim 100-120 kişilik, 130 kişilik her gün gelip haftanın 6 günü bende yemek bekleyen arkadaşlarımızın yemeğini çıkartmam lazım. Bugün örneğin kuru fasulye pilav var. Ama en başta şudur, benim orada çalışma sürecim belli. Hayata sarılın sadece lokantada ibaret değil. Lokanta hayata sarıl diye Instagram'a girsinler. Bende çalışma süreçleri 6 aylık bir süreçte Cemil çalıştığında 7. ayda başka bir mutfağa veriyorum. Ondan sonra hayatını yeniden kazandırdığımda sokaktakini yeniden alıp iş imkanını sağlayacağım için öndeki proje yakında duyurulacak zaten. Hijyen çok önemli, banyo çok önemli ama sokakta yaşayan insan en büyüğü geçmişteki travmaları, bunları ayakta tedavi edecek hiçbir kurum yok. Zaten bunlar ayakta tedavi edilecek bir insan değiliz ben dahilinde. Yine ben hastayım, hastaneye gittiğim zaman
hastane ücretim varsa ödeyebiliyorum. Yine sokakta yaşayan çoğu insan SSK'sı yok, kimliği yok. Bunlara şimdi belli kurumlara gittiğin zaman o diyor ki ben de kayıtlı evsiz yok. O zaman ben 26 bin litre örneğin geçmiş dönemde çorba yapıp dağıttığımda şu anda bir yılda 30 binin üzerinde tabak yemek verdim. Bu insanlar bu yemeği nasıl yediler? Sen de kayıtlı evsiz diyemezsin bana. Bu insanlar toplumda yok olduğu 1 lirayla su alıp içip vergi ödüyorsa bu toplumda varlar. Bunlar için ne yapabilirsin derdine düşündüm. Hayrettin Bey, size nasıl ulaşacaklar? Biz de şimdi Facebook'ta özellikle çok güncel kullanıyoruz. Şefkat Der diye sayfalarımıza topluluk ve kar amacı. Instagram'da var, Twitter'da var. Oradan şey yapabilirler. Şefkat Der en güzel. Bir de internet sitemiz var. Sefkatder.org olarak oradan olabilir. Şunu özellikle söylemek istiyorum ben. Yani biz 1995'ten beri mücadele veriyoruz. Mor Çatı ile birlikte kadın sığınmevini ilk açan derneklerden biriyiz. Ankara'da Kadın Dayanışma Vakfı. Ve bizim açtığımız dönemlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hiç yoktu. İç Anadolu'da iki tane vardı. İzmir'de vardı, İstanbul'da vardı. Dört tane kadın sığınmevi vardı. Bu dönemlerde hem biz evsizler evleri de açtık o dönemlerde. Erkek sığınmevi tabiriyle de daha sonra güncelledik 2000 yılında. Şu anda mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçici işte kış çalışması yapıyor. Aralık, Mart. Esenyurt'ta barınma merkezinde. Daha önce spor salonları topluyordu. Öyleydi. Şimdi yapmıyorlar mı? Şimdi yok, yapılıyor yine. Esenyurt'ta 850 kişi var. Şöyle bir şey. Şimdi tabii yer yataklar seviyesi öyle. Bütün büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, valiliklerimizin tamamının 365 gün hizmet edecek evsizler sığınakları, evsizler barınma evleri olmalı. Bir, erkek, kadın. Bir de aile evsizler için. Bakın otel odaları düşünün şöyle iki gözlü, tek gözlü, küçük tuvaleti olan, duşlu olan. Bazen karı koca, çoluk çocuk ortada kalıyor. Bizim aile misafirhanelerimiz, mesela bizim Şefkatler'in Güngören'de bir evsizler evi var. Beyoğlu'nda dört tane evsizler evimiz var. Esenyurt'ta kadın misafirhanemiz var. Konya'da kadın misafirhanelerimiz var. Dört yıldır evsizlere yemek olayı devam ediyor sokakta. Kıyafet, battaniye. Fakat yetişemiyorsunuz. O kadar çok insan var ki bakın sokaklarda birçok evsizin ayağı kesiliyor biliyor musunuz? Kangren olduğu için. Kanser hastası evsizler var. Şeker hastası. KOAH hastası. Geçenlerde bir şeker hastası telefon açtı. Dedi ki sokakta kalıyorum. Yeriniz olmayabilir ama benim ilaçlarımı dolaba kor musunuz dedi. Bakın bunu istiyor. Şimdi bu şartlar altında biz evsizleri sadece işte kar yağacağı zaman işte spor salonu ya da büyük barınma merkezine geçici gel. Mart'ta da oraları kapat sistemi olmamalı. İkinci bir şey. Bakın koskoca biz İstanbul'dayız. Dünyanın en büyük şehirlerden biri. Büyükşehir bütçesiyle de büyük bir yer. Ve bugün yani 365 gün hizmet verecek istese Büyükşehir Belediyesi 50 tane yer açar. Ve spor salonlarının çoğuna bakın. Eskiden de dolu oluyordu. Şimdiki barınma merkezi de dolu oluyor. Kalacak yerler bile orada bile olmayabiliyor. Hastanelerin acil servislerine sığınan evsizlere güvenlik görevlileri diyor ki başhekimlikten bize tepki oluyor. Hasta değilseniz lütfen dışarı çıkın deniliyor. Eskiden hatırlar mısınız Haydarpaşa tren istasyonunda da bileti olmayanları dışarı çıkarırlardı. Bakın İstanbul otogarlarına bakalım. Alibeyköy cep otogarı dahil olmak üzere diğer büyük şehirlerin çoğunda otogarlarda bazı evsizler yatar. Fakat şunu söylerler. İşte üst taraflarda çok dikkat çekme, banklara çok oturmayın, yolcuyu rahatsız etmeyin. Yani rahatsız edileceğinden değil de yorgun, bitkin, uyuyacak yani. Şimdi bir evsiz kadın düşünün, betonu tuvaletin yanına uzanmış. Geçen giden rahatsız oluyor. Bakın biz evsizin varlığından rahatsız olmuyoruz da evsizden yani niye dışarıda kalıyor, niye orada kalıyor? Ve bu ayıpla yüzleşmek istemiyoruz biz. Koskoca mesela isim vermeyeyim. İstanbul'un hangi ilçe belediyesinin bir tane evsizler evi var? Yok. Kanunen mecbur olmasına rağmen kadın sığınmayı açan belediyelerin sayısı bile %20 oranında şu anda. Suç, açmaman suç. Ama açmadığından dolayı bir soruşturma var mı? Yok. Evet. Ve huzur evleri bakın. İstanbul'da yani bazı büyük şehirlerimizde de bu sorun vardı aslanım. Yaşınız huzur evine tutsa bile ücretsiz kalma hakkı vardır. Hani bazı insanlar huzur evlerini paralı zannediyor. Parası olmayan için ücretsizdir huzur evleri. Bu yanlış. 183 bakanlık hattını arayabilirler. Huzur evleri dolu. Ve sıraya koyabiliyorlar ya. Ben bir araya yani girebilir miyim? Tamam. Şimdi tabii ki her şeyi biz devletten, belediyelerimizden bekliyoruz. Sonuç olarak bizim seçtiğimiz insanlar hizmet bekliyoruz. Şimdi benim öngörüm şu. Biz mesela Ankara'da bir iki arkadaş yakın hastanelere yakın ev tutuyoruz. Kiralıyoruz. Hasta misafirhaneler güzel. Evet şöyle
Bunun ne devlet ne belediyeyle hiç alakası yok. 3-4 tane arkadaşlar, ciddi anlamda çok çok varlıklı arkadaşlar da değil bunlar. Kiralarını ortak veriyoruz ve geliyorlar. 40 gün çocuklarının orada tedavileri var. İşte 30 gün eşinin şeyinin tedavisi var. Yani orada konaklıyorlar. Biz onlardan hiçbir şey talep şimdi etmiyoruz. Şöyle, devletten beklemeyiz de bizim de 16 tane şimdi barınma merkezimiz var. Zaten reklama gideceğiz. Reklama yani gideceğiz. 16 tane barınma merkezi açtık. Ben evet. Lisedeyken evsizleri otel odalarına götürüyorum. Yok zaten buradaki 3 değerli. Devlet yokken ama burada sorun şu. Devleti işin içerisine almalı çünkü binlerce böyle insan var. Siz arkadaşınız 3 tane yer açarsınız, 5 tane yer açarsınız. Ama kurumsallaşmak da gerekiyor. Yine açacağız. Şimdi devletin sınırma evleri var. Bizim de var. Devlet yetkileri de bize gönderiyor. Hayır, bu şuradan bugün geçeceğiz. Şimdi reklama yani, gidiyorum. Bireysel olarak da tabii ki de aynı şey tamam. Ama. Şuradan geçeceğiz. Biz farkındalığımızı yaratacağız. Göreceğiz onları. Onların varlığından değil, onların orada yattıklarından dolayı onlar adına da utanç duyacağız ve bunu kesinlikle talep edeceğiz hep beraber. Evet. Yani vatandaşlık bilinci zaten bunu gerektirir. Ben Hayrettin Bey'le falan çorba dağıtırken de bize ilk öğretilen şu olmuştu dağıtırken. Onu söyleyerek reklama gidiyorum. Bunu lütfen hepimiz aklımıza, kalbimize yazalım. Para vermeyin evsizlere. Evet. Çünkü onları tuvaletlere bile almıyorlar. Onları o parayla gidip bir restorana sokmuyorlar. Bir mağazaya sokmuyorlar. Onlara battaniye verin, onlara palto verin, giysi verin, onlara yemek verin. İş, aşk, yaşam tanıyın. İş, aşk, yaşam verin demişlerdi. Ve ben hani onları şey yapmayın, rahatsız etmeden yemeklerini bırakın yanlarına. Çok doğru ve ben Hayrettin Bey'le yine konuşmalarımda hep öğrendiklerim. Aralarında eski genel müdürler, eski patronlar da var bugünkü evet. Evsizlerin. Evet. Yani ne zaman başımıza ne geleceğini ne yazık ki bilemiyoruz. Reklamlar, sonra bitireceğiz. Getirdiniz, getirdiniz, ne getirdiniz? Ayşe Hanım, ne ben getirdiniz bize? Ne getirdim? Hayatsız Kadın Ayşe diye bir kitabım var, 4. Evet. baskı. Tamamıyla genel evin içerisini, tesadüf bunun yazarı da bu şeyde, binada, Alper de burada. Evet, Alper Uruş'un evet, yazdığı. Alper Uruş'un aylarca, benim hayatım, mi? Benim hayatım. Alper'le biz aylarca oturduk. Sokakta, ofiste, çay ocağında, Gezi Parkı'nda oturduk. Bu hayatı yazdık. Artık hayatsız değil de hayatlı kadınım diye hitap ediyorum ama oranın geliri tamamıyla hayatsız kadınlar ve çocuklarına bahşediliyor. Artık evet. Onun karşıtı Hayata Sarıl Lokantam'ın logosunu getirdim şöyle. Beyoğlu'nda Uğray'ın Beyoğlu'na, efendim. Evet Uğray'ın çünkü önümüzdeki proje çamaşırhane ve duş alanını yaratmak. Çünkü evsiz kılık kıyafetine bakarak 5-6 çeşit evsiz insanları var. Biri gündüzleri kendisini döndürüyor ama gece yatacak yeri yok. Öbürü geceleri yatacak yeri var ama iş imkanı yok. O işi için görünüm de çok önemli dediğimizde veya aylardır belli yıkanmayan bir insana. Yanı sıra Temel İhtiyaç Derneği var bende. Çok ayrı bir işlem yapıyor. Sizin reyonlarda mıncıkladığınız, beğenmediğiniz domates, biber malzemeleri bana geliyor. Ben bunlarla çok güzel yemek yapıyorum ama önemli olan ben onu çöp etmiyorsam kıyafeti de atıktan kurtarmaya çalışıyorum. Yani bana gelen çamaşırları evsizlere gene iş imkanı yani tanırken. Yani getirebiliriz değil mi? Sayada yok bana kıyafet getirmeyin. Çünkü benimki tamamıyla gastronomi. Ben önümüzdeki açacağım tamam. Projede evsizin çamaşırını yıkama yeri. Hangi kitabı getirdi Hayrettin Bey? Ben Dar Ağacında evet, Üç Fidan. Bu da evet. Özellikle şundan dolayı seçtim. Nihat Behram'ın. Yani biliyorsunuz rahmetli Menderesler asıldı. Bu güzel insanlar asıldı. Ve gerçekten özellikle ülkemizdeki kutuplaşmalar, siyasi ayrımcılığa karşı bir mesaj da olsun istedim. Yani beraber bazen, olalım, birlik olalım. Aynen oradaki mesajlarda. Ve bu insanların tabii acılarını hem hatırlayalım. Gencecik insanlar, diğerleri de siyasetçilerdi. Bunlar üzücü evet. Şeylerdi. Bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için şey yaptık. Bir de ben aslında şunu söyleyeyim. Herhalde kapatıyorsunuz. Çok kısaca alalım, kapatıyoruz. Benim en çok ağzıladığım şey, bir sivil toplum örgütünde ya da bireysel olarak işte arkadaşımızın yaptığı gibi yani bir grup da oluşturabilir. Hı. Evsizlerle ilgili olur, yoksullarla ilgili olur, çocuklarla kısaca. İlgili olur, sokak hayvanlarıyla ilgili olur. Kısaca. İstatlenme çalışması olur. Buna katılsınlar yani. Faaliyetlerde bulunsunlar. Yardım bir yerden etsinler. Başlasınlar. Ne olursa olsun. Vicdanlarının sesini aynen. Dinlesinler. Bir kan anonsuna gitsinler. Bir kanser hastası çocuğun acaba şeyi benim iliği tutar mı diye gitsin yani. Bir şeyini assın. Yolda bir araba arıza yaptığı zaman dursun. Tamam. Yaşlıya yer versin.
Bir yerden başlasın yani. Emel Hanım, sizin kitap? Şimdi şöyle, aslında benim 3 yıldır hazırladığım kendi kitabım var. Bitme aşamasındayım. İnşallah onu da gönderirim size. Ne anlatacak size. Kitap, ne anlatacak? Çok çok özel bir, biraz benim hayatımdan da var. Gerçi Ayşe Hanım'ki gibi hareketli değil ama sade bir yaşantım var. Ama kadınlara mesaj anlamında da güzel notlar var içerisinde. Onu da tamamlamak üzereyim. Ama ben bunu bugün size Canan Tan'ın Piraye'sini getirdim. Piraye'de birazcık kendi hayatımdan kesitler var. Çok güzel bir kitap. Tavsiye ediyorum ben. Sonu da çok güzel Piraye'nin. Ben bunu nacizane sizin bu sosyal sorumluluk projenize çok destek olarak getirdim. Bir de son cümleler alalım, kapatalım hadi. Şimdi ben doğuda gittiğim, ziyaret ettiğim köy okullarında hep çocuklara şunu söylüyorum. Eğitimlerimiz bittikten sonra diyorum ki çocuklar, mutlu oldunuz mu? Hayalleriniz nedir? Bunları dinliyorum. Ondan sonra diyorum ki bakın, bizler derken tüm işte kitle, annemiz, babamız, sizler gibi bu sıralarda büyüdük. Bizler de mimar olduk, doktor olduk, Mehmetler, Ayşeler, bakın Aslılar, işte bu hiç zor değil. Benim kayınpederimin büyüdüğü köye gittim ben 2 seyahat öncesi. Dedim ki bakın, işte kayınpederimin ismini söyledim. Bakın bu köyde büyümüş, bu köy okulunda büyümüş, bir çocuk okumuş, milletvekili olmuş. Bu zor bir şey değil. Hayal edip hayallerinizin peşinden koşun. Yoksa da gelin Emel ablanızı bulun diyorum onlara. Biz de bu 3 değerli konuğumuzun önünde saygıyla eğiliyoruz. Yaptıkları, hayatlarını vakfettikleri yollarda başarılar. Hayat size hep bundan sonra güzellikler getirsin. Bu ateşiniz hiç sönmesin Hayrettin Bey. Bu öfkeniz, bu ateşiniz hiç gitmesin. Sizin bu sakinliğiniz ve güler yüzünüzle de o yardımsever elleriniz hep uzansın teşekkür bir yerlere. Ediyoruz. İyi ki sizleri tanıdık. İyi ki burada ağırlama şerefine eriştik. Biraz olsun vicdanlarımızda kıpırtı sağladıysak da ne mutlu bize. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki bizi izlediniz. Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım.